Tekrardan herkese merhabalar. BCD çıkarmadan bahsediyor olacağız bu videoda. Şöyle altını çizelim. Tabii ki bu çıkarmadan bahsederken aslında excess 3 yani fazlalık 3 kodunu kullanıyor olacağız. Şimdi burada da çok basit adımlarımız var. Tıpkı toplamada olduğu gibi. Bunlardan birincisi her iki sayıyı da excess 3 olarak yazmak. Daha sonrası ikinci adımda normal bir şekilde şöyle normal yazıyorum. Çıkarma yapmak arkadaşlar. Binary bir çıkarma işlemi yapacağız bildiğimiz üzere. Daha sonrasında arkadaşlar şöyle garip garip adımlarımız var. Garip demeyelim de biraz üzerine düşünmemiz gereken ve asla unutmamamız lazım olan. Bunlardan birincisi şu. Eğer cevap geçersizse ki bunun ne demek olduğunu ben size anlatacağım. Eğer cevap geçersizse bu durumda 0011 çıkarıyoruz arkadaşlar o dörtlü grubumuzdan. Zaten hatırlıyorsanız eğer BCD'den bahsediyorsak sürekli dörtlü gruplar üzerine odaklanıyoruz. Ve eğer arkadaşlar cevapta dörtlünün cevabında borç varsa şöyle yazalım borç varsa sonucumuz yine 0011 çıkacaktır arkadaşlar. Ve son olarak eğer Grubumuz dörtlü grubumuz ne geçersiz bir cevaba sahipse ne de borç alıyorsa o zaman o dörtlü gruba da 0011 ekliyoruz. Zaten finalde de arkadaşlar elde ettiğimiz cevap bizim xs 3 kodunda verilmiş oluyor. Hemen şurada bir tane örneğimiz var ona atlayalım. Elimizde ne var? 185 ve 8 var. Şimdi yapmamız gereken şey şu arkadaşlar. Bu 185'i BCD olarak bakın 1 2 3 4 1 2 3 4 1, 2, 3, 4, 12 bitle ifade edebiliriz. 1 yerine 0, 0, 0, 1 yazacağız. 8 yerine 1, 0, 0, 0 yazacağız. 5 yerine de 0, 1, 0, 1 yazacağız. Şimdi bu 8'i alıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. Buraya da 1, 0, 0, 0 şeklinde yazalım. Bu ikisi arasında işlem yapmamız lazım. E fakat bakıyorum biri 12 bit, biri 4 bit. Zaten önceden de bunun örneğini çözmüştük biz arkadaşlar. Bunu da 12 bit yapacağız. Bakın 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Buralara 0, 0 dolduracağız sadece ve bu sayede daha rahat işlem yapacağız. 8 içinde 1, 0, 0, 0 yazacağız. Bu kadar basit. Yalnız arkadaşlar bu elde ettiğimiz sayılar yanlarında da ifade etmeliyiz ki BCD yani şu an bunlar desimal sayıların binary olarak kodlanmış halleri. Fakat ben fazlalık 3 kodunu elde etmek istiyorum. Yukarıda da bahsetmiştik. Bunun içinde ne yapıyorum? Adı üstünde 3 fazlalaştırıyorum. Her bir dörtlü grubu arkadaşlar. Yani bakın buraya 3 ekliyorum, buraya 3 ekliyorum, buraya 3 ekliyorum. Sağ tarafta da buraya 3 ekliyorum, buraya 3 ekliyorum, buraya 3 ekliyorum. Çeklediğimiz zaman burayı 0, 1, 0, 0 yapmış oluruz. Buraya eklediğimiz zaman 1, 0, 1, 1 yapmış oluruz. Devam ettiğimizde burayı da 1, 0, 0, 0 yapmış oluruz. Peki bu tarafta ne olur arkadaşlar? Direkt olarak buraları 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1 diyebiliriz. Son olarak, son olarak 8'e 3 eklediğimizde de 1, 0, 1, 1 olarak elde edereyiz. Tamam. Şimdi o zaman şunu da belirtelim. Bunlar da XS3 yani fazlalık 3 kodu halinde. Tekrar şuraya da yazalım. Burası da XS3 kodu halinde. Peki bu ikisini toplarsak ne elde etmiş oluruz? Hemen ona bakalım. Geldik buraya yazıyoruz. 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 Sonra buraya geldik. 0 0 1 1 Buraya geliyoruz. 0 0 1 1 Buraya geldik. 1 0 1 1 Arkadaşlar. Burada çıkarma işlemimizi yapacağız arkadaşlar. Bu kadar. Şimdi hafif aşağıya kaydık. 0'dan 1'i çıkarttığınızda zaten direkt olarak 1 yapıyor. Devam ediyoruz. Tekrar 0'dan 1'i çıkarıyoruz. Hem ele, borcumuz da var değil mi? Burası 0 yapıyor. Tekrar borç var. 1 Tekrar 1 arkadaşlar. Ve burada şunu unutmayalım. Bizim burada hala bir borcumuz var buraya yıldız attık. Tamam mı? Devam ediyoruz arkadaşlar. Borcumuz olduğu için bu bir 1'den şöyle şuraya B olduğunu da belli edeyim. Bir 1'den tekrar bir elde etmiş oluyoruz aslında. Sonrasında tekrar bir 1'e geliyoruz ama yine borcumuz var. Bakın yine borcumuz var ve burada son olarak birden sıfır çıkarırken borçtan kurtuluyoruz. Sıfır bir 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 elde etmiş olduk. Borcu şu basamakta ödedik arkadaşlar. Gayet güzel. Şimdi sıfırdan biri çıkarıyoruz. Bir e borcumuz oldu. Sıfırdan biri çıkarıyoruz. Sıfır ama borcumuz var arkadaşlar. Birden sıfır çıkarır borcumuzu ödüyoruz. Burası da sıfır. Gördüğünüz üzere sadece least significant dörtlümüzde bir borcumuz var. Onun dışında borcumuz yok arkadaşlar. E biz neyi biliyorduk? Borcumuz olduğu yerlerden 0011 çıkarıyorduk. Diğerlerine de 0011 ekliyorduk değil mi? Şöyle yapalım. Ve ben size dersin başta bir de şey demiştim. Eğer sonuç geçersizse hocam bu ne demek diyebilirsiniz. Sonucun geçersiz olması şu anlama geliyor. Bakın burada sayımız 8 arkadaşlar. Buradaki sayımız da hani biraz daha iyi anlayın diye desimal olarak söylüyorum. 11. E baktığınızda 8'in 11'den çıkışı bizim için geçersiz bir çıkıştır çünkü x3 efektini ben o 4'lü de göremiyorum. Geçersizden kastımız bu. Şimdi 1 1 0 1 elimizde 13 var. Bundan 3 çıkarttığımız zaman elimizde 10 kalması lazım. 1 0 1 0 gibi bir ifade. Bu sefer buradaki 7'ye bir 3 ekliyoruz arkadaşlar. Yine ne bekleriz? 10 elde etmeyi bekleriz. 1, 0, 1, 0. Ve son olarak burada elimizde bir 1 var. Buna da 3 ekliyoruz arkadaşlar. 4 elde etmeyi bekleriz. Buradan da 0, 1, 0, 0 elde etmiş oluyoruz. Tabii ki bunun yine ekses 3 kodu olduğunu unutmamak lazım. Ve buradan arkadaşlar BCD'ye geçebilmek için ne yapacağız? 3 çıkarıyor olacağız arkadaşlar. Bakın şöyle yapacağız. Bu 1, 0, 1, 0, 10'dur. 3 çıkarırsanız 0, 1, 1, 1 elde edersiniz. Buradaki 1-0-1-0'da 10'dur. 3 çıkarırsanız 0-1-1-1 elde edersiniz. Burada da 4 var. 3 çıkarınca bunu elde ediyoruz. Bakın burası BCD olmuş oldu. Ve ben biliyorum ki bunların her bir dörtlüsü bir tane desimal sayıyı ifade ediyor. Yani 1, 7, 7. Sonucumuz 177 çıkacakmış arkadaşlar. Peki bu doğru mu? Yukarıya gidelim. 185'ten 8 çıkarttık. 5, 177. Aynen öyle. Sonucumuz da doğru çıkmış oldu arkadaşlar. Gördüğünüz üzere BCD'de fazlalık 3 koduyla hesaplama yaparken de çok karmaşık bir durumla karşılaşmıyoruz. Bu da bunun sonu olsun. Dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Türk milletleri yüksektir, Türk milleti çalışkandır, Türk milleti şekildir.